Bir haftada 3 kilo verdiren kürü. Evet. Ben özden notunu alıyor musun? Diyorum hepsini yazıyorum. Yaz kızım. Bak, hiçbir şey atlamıyorum. Şimdi ya. Burada çok güzel bir şey söyleyeceğim. İlk önce izleyicilerimize şu açıdan uyarmak istiyorum. Elbette ben klinik beslenme uzmanıyım. Bireye özgü bir beslenme programı yapıyorum. Fakat geneli de ilgilendiren, bizlere ulaşamayan, sağlıklı olarak zayıflamak isteyen ve hızlı zayıflamak isteyen birçok kişi de var. O yüzden hastanelere ulaşamayanlar var. Ben onlar için hazırladım bunu. Bu diyetin bir özelliği var. Bir haftada uyguladığınız zaman tam 3 kiloyu 2.9 da değil, 3.1 de değil, 3 kilo verirsin. Ve bu diyette bütün yiyecekler, besin grupları vardır. Süt grubu, et grubu, sebze grubu ve meyve grubu. Hemen söyleyelim. Bu diyetinizi uygularken sizden ricam, birazdan bunun ardına söyleyeceğim. Çay, kahve nasıl tüketeceğinizi sizden ricam şu. Uyanınca bir su bardağı ılık suyun içine bir tatlı kaşığı elma sirkesi koyuyorsunuz, karıştırarak içiyoruz. Bir tatlı kaşığı elma sirkesi vücutta yağı yakar. Elma sirkesinin çok özel bir özelliği vardır. Sık acıkmayı sağlayan herkesin midesinde bir bakteri vardır. Helicobacter pylori onu öldürür. Ve elma sirkesi kullanamayanlar elma sirkesi hapı kullanabilirler. Ama ben kendi hayatımda salatama sirke koyuyorum. Ya da sabahleyin elma sirkesiyle uyanınca tüketiyorum. Her gün mutlaka sirke hayatınızda olsun. Elma sirkesini evinizde de yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız yapın. Ve daha sonra kahvaltıya geçin. Kahvaltıda bir dilim peynir, bir parmak kalınlığında kesilmiş küçük parça bir dilim peynir. Bu lokum kıvamında olması lezzet açısından iyidir. Boğazdan güzel geçer, midede hacim yaratır. Yanına bir tane yumurta mutlaka yiyorsunuz. Her gün yumurta. Ben burada karbonhidrat kaynağı olarak domatesi kullandım. Biraz önce Müge Hanım'la da konuşuyorduk. Hiç ekmek yememeli miyiz? Ekmek günde mutlaka 3 dilim mutlaka tüketmelisiniz. Ekmeği hayatınızdan çıkartmayın. Ya da ekmek yemiyorsanız onun yerine ceviz de yiyebilirsin. Taze meyve de yiyebilirsin. Başka karbonhidrat kaynağı olan sebzeler de tüketebilirsin. Bol maydanoz, yeşil veya açık siyah çay. Yeşil çayı çok sevenler var. Hiç içemeyenler var. Eğer yeşil çay içiyorsanız açık siyah çay içmezsiniz. Açık siyah çay içiyorsanız da içine lütfen biraz limon damlatın. Veya bunu tüketmezsek tam kahvaltılık gevrekleri en lezzetli ve en uzun süre tok tutan, en iyi kilo verdiren çok güzel alternatiflerdir. Ama onun da miktarı var. Bir su bardağı herhangi bir ya günlük süt, pastörize süt ya da UHD sütten birini alıyorsunuz. Bir su bardağı döküyorsunuz. Bir kaseye 4-5 kaşığı tam tahıl kahvaltılık gevreği. Bunun tek özelliği tam tahıl olsun, alacağınızın üzerinde yazsın. Yüksek lif içeren olsun. Üzerine de taze meyve koymayın kahvaltılık gevreklerinize. Lütfen badem koyun. Daha uzun süre tok kalırsınız. Meyveyi ara öğünde de yiyebilirsiniz. Hemen öğle öğününe geçelim. Bu diyetimiz unutmayın, bir haftada 3 kilo vereceksiniz ve tamamen yağdan gidecek. Öğle öğününüzde bir küçük tabak etsiz kuru baklagil yemeği, yeşil mercimek, kuru börülce veya nohut yemeği yapabilirsiniz. Yanına bir çay bardağı yoğurt, yanına bol taze nane, maydanoz, domates, kırmızı biber. Ara öğünde ise biraz önce söylemiştik uzun süre tok tutuyor diye bir su bardağı süt veya bir su bardağı ayran, yanına ya bir elma veya bir çay bardağı nar veya yarım muz veya bir armut. Şu anda çok güzel yeşil erikler çıktı. Böyle serbest yiyemezsiniz yeşil eriği de. 15 yeşil erik veya 20 kiraz veya bir dilim karpuz veya bir kivi veya 3 mor erik tüketebilirsiniz. Akşam öğünümüze geçelim. Yine unutmayın, bir haftada 3 kilo vereceksiniz bu diyetle. Akşam neyi? 100 gram yağsız et, köfte, döner eti veya derisiz tavuk, hindi ya da balık eti. 100 gramı da kendi elinize açın avucunuzu. Avucunuzun içi büyüklüğü ortalama 100 gramdır. Eğer bir ölçüt bulamıyorsanız, tartamıyorsanız yanına bir kase çorba. Unutmayın, eğer çok yiyorsanız ve açlığınızı bastıramayacağınızı düşünüyorsanız öğünleri çorbayla da başlayabilirsiniz. Bir küçük kase çorba tükettiğin zaman çok uzun süre tok kalırsınız, unutmayın. Roka tüketin, yanına domates. Domatesle roka salatası yine çok iyi yağ yakan, kilo verdiren bir salatadır. Ben domatesin içinde şey olduğunu bilmiyordum, karbonhidrat olduğunu bilmiyordum. Bütün sebzelerin içerisinde karbonhidrat var. Bütün meyvelerin içinde karbonhidrat var. Ekmeğin içinde karbonhidrat var, cevizin içinde karbonhidrat var. Bu karbonhidratların da hepsi de kimyasal olarak aynı. Ha, çok ilginç. Evet. Mesela ekmek yemedin. Evet. Akşam yemeğinin yanında bir kase sebze, buharda pişirilmiş bir sebze ye. Haşlanmış sebze ye. Ya da çiğ semizotu ye.
Çiğ semizotu salatası yap. Ekmekten aldığın karbonhidratın aynısını ondan alıyorsun.